14 Mayıs seçimlerinde insanımızın hem kendi hem de evlatlarının geleceği için sandıkta yine en doğru kararı vereceğinden şüphemiz yok. Meydanların dilini çok iyi bilen, son 20 yılda girdiği 15 seçimin hepsinde milletin teveccühünü kazanan bir siyasetçi olarak dalga dalga büyüyen bir zaferin ayak seslerini duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Emine Hanım, hürmetli ve aziz dostlar. Kardeş ülkede yeniden olmağımdan çok memnunum. Size Azerbaycan halkının samimi salamlarını getirmişim. Bir yıl önce Teknofest Festivali Bakı'da geçirilmiştir. Ve aziz kardeşimle beraber biz Teknofest'te iştirak etmiştik. Bugün ben buradayım. Bir de bunu gösterir ki Türkiye ve Azerbaycan her zaman bir yerdedir. Türkiye ve Azerbaycan dost, kardeş ülkelerdir. Aynı zamanda iki yıl bundan önce Şuşa beyannamesinin imzalamasıyla Türkiye ve Azerbaycan resmen müttefik oldular. Bu tarihi beyannameni Qarabağın tacı olan Şuşa'da imzalanmasının hususi önemi var. Şuşa Azerbaycan halkının aziz şehridir, tür dünyasının aziz şehridir ve Şuşa'nın işgaldan azat edilmesi neticesinde Azerbaycan öz toprak bütünlüğünü berpa etmiştir. Türkiye, onun Cumhurbaşkanı, kardeş Türk halkı daim bizim yanımızdaydı. İkinci Qarabağ Savaşı'nın ilk dəqiqələrindən son dəqiqələrə qədər əziz qardaşım Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bizim yanımızdaydı. Onun açıqlamaları, onun mesajları bir mənalı Azərbaycanı dəstəkləmişdi. O söyləmişdir ki, Azərbaycan tək deyil, Türkiyə Azərbaycanın yanındadır və bu bizə əlavə güc verdi, əlavə ruh verdi. Türkiye son 20 yıl ərzində büyük ve şerefli yol keçmiştir. Sayın Cumhurbaşkanının liderliğiyle Türkiye dünya çapında söz sahibine çevrilmiş, bizim bölgemizde barışın, istikrarın, güvenliğin garantörüdür. Türkiye büyük Türk dünyasının birleşmesi işinde çok büyük rol oynuyor. Geçen ay Ankara'da geçirilmiş Türk devletlerinin zirve toplantısında da bütün Türk devletleri aziz kardeşime öz desteğini, öz hürmetini ve bizim ümumi dayanışmamızı bildirmiştir. Türk dünyasının büyük coğrafyası var, büyük potansiyeli var, büyük tabii kaynakları var, büyük herbi gücü var. Türk dünyasının birleşmesinde Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk dünyası karşısında tarihi hizmetleri vardır. Bugün Türkiye, Avrasya'nın ticaret, enerji, ulaştırma, siyasi merkezi. Ve günden güne Türkiye'nin önemi, rolu artır. Türkiye'nin güçlü sanayisi hem Türkiye'ni güçlendirir, hem Türkiye'nin müttefiklerini güçlendirir. Türk ordusu bugün dünya çapında en önde olan orduların sırasındadır. Türkiye'nin savunma sanayisi bugün bütün dünya tarafından kabul edilir ve en gelişmiş, en çağdaş, en modern savunma sanayisi hem Türkiye'ni hem bizi güçlendirir ve uzun yıllar bundan sonra Türkiye'nin güvenliğini temin edecektir.
Bugün Teknofest'te iştirak ederken Teknofest'in kurucusu aziz kardeşimiz Selçuk Bayraktar'ın hizmetlerini de kaydetmek isterdim. Selçuk Bey Azerbaycan'da defalarla olmuş, o cümleden azat edilmiş torpaqlarda, Şuşa'da ve son gelişinde geçen ay, ya daha doğrusu bu ayın evvelinde, Nisan'ın 3'ünde Azerbaycan'da olarken biz gelecek işbirliği hakkında danıştık ve Bayraktar Merkezi'nin Azerbaycan'da yaratılması hakkında anlaştık. İnşallah yakın gelecekte Azerbaycan'da Bayraktar Merkezi yaratılacak. Orada eğitim, bakım, üretim de olacaktır. Selçuk Bey Bakı'da olarken bana Kızıl Elma'nın bir maketini hediye etti. Ben fırsattan istifade ederek Kızıl Elma ile bağlı bütün kardeşlerimi tebrik etmek istiyorum. Ve ümit ederim ki yakın gelecekte Kızıl Elma Azerbaycan'ın semasında da olacaktır. Kızıl Elma havada, 6 ay ve tok guruda, Anadolu denizde, bugünkü Türkiye budur. Bir neçe günden sonra Azerbaycan halkı, Çağdaş Azerbaycan Devleti'nin banisi kurucusu Heydar Aliyev'in 100 illiğini kaydedecek. Heydar Aliyev demiştir, Türkiye ve Azerbaycan bir millet, iki devlettir. Bugün biz bunu ispatlayırız. Bugün bütün bizim atalarımızın, ecdadlarımızın ruhu şattır. Çünkü Türkiye ve Azerbaycan bir yerdedir. Ve atam demişken bir millet, iki devlet, elave etmek istiyorum, bir yumruk. Ben bu sene 3. defa kardeş ülkeye sefer ederim. Şubat ayında olmuşam, Mart ayında olmuşam. Bugün buradayım. Aziz kardeşim, sıra sizde. Biz sizi bekliyoruz. Bütün Azerbaycan halkı sizi bekliyor. Sizi öpür, kucaklıyor. Size öz saygı ve sevgisini çaktırır. Türkiye-Azerbaycan birliği ebedidir.